Tekrar eski yenideyiz. Bugün konuğumuz Grup Kibele. Aslında Grup Kibele'yi Ankara'dan yolu geçmiş çoğu insan biliyor. Hem o bilenler ve özleyenler için bir özlem giderme şansı, bilmeyenler için de bir tanışma şansı olsun diye. Aslında Kibele ile geçen yıldan beri bir ajandaları tutturma çabasındaydık. Ama grup biraz kalabalık olunca bir türlü denk gelmemişti. Kısmet bugüneymiş. Kendileriyle yaklaşık 40 dakikalık, 45 dakikalık bir söyleşimiz olacak. İçinde 5 tane de canlı performans dinleme fırsatımız olacak. Siz de sorularınızı iletmek isterseniz bildiğiniz gibi ya chat ekranından ya da Twitter'dan 42'si hashtag ile bize iletebilirsiniz. Elimden geldiğince ben de gruba iletmeye çalışacağım. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Ya şimdi her seferinde yaptığımız gibi hani Kibele'nin aslında biraz uzun bir macerası var. 90'ların sonunda başlayan. Hani böyle bir giriş olsun diye ısınma turları. Öyle başlayalım. Hikayesi nasıl gelişti bugüne kadar? Hanginiz anlatmak isterseniz? Ben anlatayım. Rezan abi hep bana yüklenme dedi yayından önce. 98'de başladı aslında ve böyle bir araya gelip hani türkü söyleyelim dedik. 3-4 tane arkadaş. Ondan sonra ta bu yıllara kadar geldi. Her şeyden önce bugüne kadar bu grupta olup emeği olan tüm dostlara, tüm arkadaşlara hepsine selamlar yolluyoruz buradan. Yani şöyle diyeyim, değişim hep kendi kendine olan bir değişimdi. Hep zorunlu değişimlerdi. İşte bir araya gelmemiz aslında hep dostluk ve arkadaşlık bağındaydı. Ama kimisinin tayini çıktı gitti. Kimisi Ankara'dan ayrıldı. Kimisi evlendi. İşte zorunlu olarak bıraktı belki de. Ama hep çok sevgi dolu, dostça ilişkiler içinde olduk Kibele. Belki de bu dostluk ve sevgi bizi bir araya getirmişti ve buralara da o getirdi. Yine öyle çok iyi müzisyenlerle birlikte buraya geldi. Ve işte buralara geldik. Sevgili Erdem'le şimdi karşı karşıyayız. O da çok güzel bir şey. Yine yıllarca birlikte olduğumuz, yine birlikte çalıştığımız... Çünkü bu iş kolektif bir iş. Sevgili Çağlar, İnan ve Süleyman, bir sürü dostlarla birlikte yine buradayız. Hani ne derler? Hep o gönül bağıyla hem müzisyen, müzik yapanlar hem de bu işte çalışanlarla hep gönül bağıyla birlikte olduk. O yüzden buradayız diye sanıyorum. Bir de Ankara'daki biz bir Ankara grubuyuz aslında. Ankara'da var olduk ve hala Ankara'dayız. Hani o gönül bağı her zaman oldu. Ankara'da yaşayan öğrencilerle, memurlarla, işçilerle yani türküleri nasıl sevdiririzin kaygısını hep taşıdık. Özüne, sözüne sadık kalarak geldik. Ve biz de şöyle bir şey yapalım. Özüne sadık kalarak bir türkü söyleyerek başlayalım isterseniz. Olur. Ne dersiniz? Olur. Sevgili Erdem abi. Eyvallah. Thank you.
koyar gelin yazıya bana. Gül olur yar yar, gül olur yar yar, gül olur. Yüzün görsem tutulur dilim, lal olur yar yar, lal olur yar yar. Aşka düşen divane gezer, delal olur yar yar, delal olur yar yar, delal olur. Aşka düşen divane gezer, delal olur yar yar, sandım yar yar, gül sandım yar yar.
teşekkürler. Sağ olun. Ağzınıza sağlık Rezan abi. Şimdi parçaya geçmeden siz de dediniz ki Kibele bir Ankara grubu aslında. Şimdi Kibele deyince aklımıza Fikrim geliyor tabii. Fikrim deyince de o SSK'dan başlayan macera. Yani o SSK tabii Ankaralılar için tek başına bir anlam ifade ediyor ama Ankara dışından birisine söyleyince SSK ne tepkisini çok alıyoruz. Şimdi siz o zamanları çok iyi biliyorsunuz aslında. Yani SSK çok ilginç bir yerdi. Böyle en alt katında mandıracıların, et balık kurumunun olduğu, üstte rock barların, türkü barların, pavyonların olduğu, en üst katta devlet dairelerinin olduğu. Yani ya biraz nostalji, tatlı bir nostalji yapalım istiyorum. Yani biraz o zamanları anlatsanız. Şimdi sadece bir devlet binası kaldı aslında altında otoparkıyla. Bir, ya da hatırladığınız bir aslında hani yaşadığımız ülkeyle ilgili bir şey. Yaşadığımız o dönemle ilgili aslında hani ne derler, yaşamın her alanında bir daha doğru, daha temiz olan şeyler vardı. Ve bir aradaydı hepsi. Hepsi bir arada aslında rock müzik dinleyen, blues müzik dinleyen, türkü dinlemeye gelebiliyordu. Bir aradaydı hepsi. Ve işte tavernalar da vardı bir de. Hani öyle bir şey de vardı. O tadı hepsi bir arada yaşayabiliyordu. Ortak bir kültür vardı daha doğrusu. Herkes birbirine daha saygıyla yaklaşıp birbirini yaşamın içinde görüp ve ona göre davranıp birbirine yaklaşabiliyorlardı. Ben şöyle bir anekdot gireyim hemen araya. 99'da SSK Şanı'nda işte bir türkü grubum vardı. Onlarla birlikte çalmaya başladık. Caz bardı orası ama. Gittik dedik ki biz çalmak istiyoruz. Tamam dedi onlar da SSK Şanı'nda. Gündüzleri orada çalmaya başladık. Sonra Çağlar geldi, bizi keşfetti. Onun çaldığı bara çıktık. Ondan sonra dediler ki hafta sonları Rezan abiler var. Ortalığı hani çaldıktan sonra iyi toparlayın falan. Rezan abiler ta o zaman çalıyordu. Ben çocuktum. Yani grup Kibele vardı. O günden bugüne kadar yani işte 100 tane belki müzisyen girdi çıktı grup Kibele'ye sadece. O SSK Şanı'nda gelip çalan bütün müzisyenler de bilirdi. Bütün hani müzik tarzları birbirinden haberdardı. Müzisyenler birbirini tanırdı ve severdi. Hani şimdiye olan, yani şimdiki duruma olan farktan bahsediyorum. Yani SSK Şanı'nın bizim aklımızda böyle güzel ve net kalmasının sebeplerinden birisi belki odur. Hani bütün tarzlar bir aradaydı orada. Birbirini tanır ve severdi. Hani birbirini desteklerdi. Birbirine destek olurdu. İşte Sakarya için aynı şeyi söylemek mümkün değil. SSK için zaten hiçbir şey söylemek mümkün değil artık. Öyle bir anekdot geldi aklıma. Rezan abiyi kurtarma adına şey yapayım. Tabii şöyle bir şey var. Çok farklı insanlarla karşılaştık. En büyüğü sevgili Neşet Ertaş'tı. Rahmetle anıyoruz. Sevgiyle anıyoruz. Bu garip belgeseli çekilmişti. İşte bir haber geldi. Neşet Baba gelecek filan. Allah Allah ya. Fikrim bana filan. Ramazan ayı bir de. İşte geldi. Saat 11'den sonra geldiler. Sevgiyle selam söylüyoruz. Can Dündar'ın bu garip belgeseli ve hacım sevgili Hacı Mehmet'i anıyoruz sevgiyle. İşte geldiler ve biz o gün Neşet Ertaş'a üçüncü defa o gün kendi türküleriyle onu oynattık. Oynadı. Bizimle birlikte türkü söyledi. Artı bir de yine çok güzel bir anımız var o yıllarda SSK'da. Küba Dostluk Derneği'nden Küba'dan gelen dostlar vardı, onların misafirleri. Che Guevara'nın oğlu gelmişti. Biz heyecanlandık tabii, yani işte vay işte. Bir geldi böyle, hani viski istedi, koydu viskisini. Tek başına oturdu ve o gün
böyle 16-17 kişi vardı Küva'dan gelen, işte ressamı, heykeltıraşı, Küba Dostluk Derneği'nin misafiri olarak gelmişlerdi. Bizi o geceden sonra Küba'ya davet ettiler. Ama kader utansın şey dediler, yani sizi her şekilde oradan misafir ederiz ama yol paranızı veremeyiz. O zaman da bizde para yok. Ve işte sponsor bulalım dedik. Birkaç tane, 6-7 kişiydik o zaman grupta. Birkaç tane ancak sponsor bulduk. Birkaç kişiye daha doğrusu. Aslında orada bir de şöyle bir şey oldu. 4 tane konser öncesinde ilan edilmişti orada. Biz stüdyoya girdik, böyle işte kayıt yaptık. 4 tane şarkı kayıt ettik. O zamana kadar stüdyoya da girmemiştik. Küba'ya gönderildi. 15 gün boyunca radyolarda çalındı. Grup Kibel'e gelecek diye. Ondan sonra gittik, şey dedik, işte Büyükelçiliğe biz gidemiyoruz. Siz de yoksulsunuz, biz de yoksuluz. Ya aslında biraz önce değindiniz biraz da. Ya eskiden de türkü barlar çok böyle güzel, eli yüzü düzgün yerler değildi. Yani amiyane tabirle biraz leş yerlerdi yine, ama biraz yine de demokrat insanlar gidiyordu oraya böyle. Ama o türkü barlar zamanla böyle pavyonlaşıp böyle daha mafyalaşma sürecine girdi. Yani o dönüşüm nasıl oldu? Yani Sakarya'da artık aslında pek fazla yok. Türkü barlar değil. Türküleri arabeskleştiren, arabesk gibi söyleyen, özünden, yani arabesk gibi söylenir. Orhan Baba, Orhan Baba gibi söylenir. Hani biz seviyoruz mesela Orhan gibi Gencebay şarkılarını. Ve hakikaten büyük de zevk alıyoruz onları söylemekten. Ve söylüyoruz da, yani belki bilirsin sen Erdem. Ama arabesk gibi söylemek lazım. Özünü ve içindeki niyeti karşıya aktardığınız boyunca türküler türkü gibidir. Onun dışında piyasalaştırırsanız her şeyi, yaşamın her alanı, ne yazık ki yaşadığımız ülkede yerlerin altında, keşke yerde olsa, yerlerin altında artık. Ve bu anlamda biz elimizden geldiğince türküleri hakikaten ve tüm Anadolu'yu, yani Anadolu'yu dolaşarak, bu topraklar çünkü çok zengin ve kadim topraklar. Yani biz hakikaten türkülere bakarak, bu kültürlere bakarak ne kadar dikkatli olmam. Aslında dikkatli olmalıyız. Niye dikkatli olmalıyız? Onları nasıl daha fazla yaşamın içine tutabilmenin. Çünkü bu kadar yoz, bu kadar geri, her şeyle bu kadar yozlaşmış bir yaşamın içinde ve bu yaşam içinde de ne kadar dik durabiliriz, türküleri ne kadar dik durdurabiliriz'in hep kaygısında olmalıyız. Böyle bir şey. Yaşamla ilgili aslında. Bir yandan da bakınca nerede böyle bir eylem var, nerede 1 Mayıs var, orada sahnede Kibele'yi görüyoruz, bu Ankara'da olsun, Van'da olsun. Yani Türkiye'nin çeşitli yerlerine gidiyorsunuz. Ya bu aktivistlik müzisyenliğiniz de herhalde ayrılmaz bir parçası artık. Burada da ben gireyim devreye. Yani müzik kültürden besleniyor. İnsanların yaşam tarzından, geçmişten gelen alışkanlıklarından besleniyor. Bizim beslendiğimiz yerler de var işte böyle. Biz İşte toplumsal bir takım durumlardan besleniyoruz. Oralarda var olmayı, oralarda insanlarla kendi işte söylediğimiz türküleri paylaşmayı seviyoruz. Bunun için işte 1 Mayıs'larda da varız, hep beraberiz. Rutin olarak da zaten program yapıyoruz, paylaşıyoruz. Yani birazcık şöyle bir kaygımız var. Yani neyden beslenirse beslensin bir kökü olmalı. Yani
kökten beslenmeli. Yani dışarıda daha sonradan işte toprağa dikilmiş işte yeni bir fidan gibi, illaki o da kıymetlidir ama hani biraz daha bir kökü olmalıdır, bir amacı olmalıdır. Yani bunu böyle olması gerektiğini düşünüyoruz. Onun için işte müziğimizi yaparken de Kibele olarak bunları düşünerek, göz önünde bulundurarak yapmaya gayret ediyoruz. Tabii hani toplumun işte beklentileri falan da bizi etkiliyor tabii. Ama böyle bir kaygımız var. Ya, beklentiyi de merak ediyorum da bu süreçte aldığınız tepkilerin dönüşümünü hani izleyebildiniz mi? Hani sonuçta Kürtçe şarkı söylemenin çok da hoş karşılanmadığı dönemlerde de hani o dönemlere de denk geldi aslında. Aslında şöyle bir şey diyeyim. Gerçekten şöyle bir şey var yaşamın içinde. Eğer siz doğru ve kendinizseniz ve herkesle birlikte ortak bir yaşamı, çünkü biz şey diyoruz, Anadolu, Mezopotamya çok kadim topraklar. Her şeyin üretildiği, var olduğu topraklar. Bu topraklarda her şey hep güzel olmuş. Hep üretim olmuş, hep güzellik olmuş. Savaşlar da burada olmuş ama hep de güzel şeyler burada üretilmiş. Bu anlamda şöyle düşünüyorum. Bizler iyi ve güzeli düşününce, iyi ve güzel çok değerlidir benim için. Karşıdaki insanın politik görüşü ne olursa olsun. Çünkü şarkılar, türküler iyi ve güzeldir. Onun dışında ne diyebiliriz? Güzel olan ve iyi olan her şey karşıya iyi aktarılırsa, doğru aktarılırsa karşıdan da ona göre zaten doğru ve pozitif bir enerji gelir. Yaşam böyle bir şey. Bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Çalıştığımız her alanda, her yerde, işte politik alanlardan tutun da çalıştığımız barlardan ya da sokaklarda söylediğimiz türkülerden. Bu bizi 15 yıllık süreçte ya da işte 18 yıllık süreçte buralara getirdi bence. O zaman bir müzik arası daha verelim.
kevere çal başıyan evde bir cara meracı ve hevze sultan ori yakıdüre heyler 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 ettiğim bir şey var. Şimdi Fikrim'in duvarında yazan o yazı. Sadece sizin anlattıklarınıza inandık. Sizin de albümün alt başlığı galiba. Değil mi? Bereket alt başlığında o geçiyor. Yanlış görmediysem. O cümlenin anlamı nedir sizin için? Hikayesi nedir? Aslında onu sevgili Hatice'ye sormak lazım. Hala bilmiyoruz. Cidden bilmiyoruz. Yani o da bilmiyor bence. Kimse bilmiyor. Yani keşke bilsek. Eğer bilirsek zaten o sözün bence büyüsü kaybolur. Hani ben herkesin söylediklerine inanıyorum ama ben bilmiyorum Erdemciğim. Peki
İnsanın içinde bir şey uyandırıyor. Hani her, hani şunu söyleyeyim. Albüme koyarken mesela hangi hisle oraya yazıldı? Hangi hisle yazıldı? Yani şunu söyleyeyim. Halkın söylediği her şey, halkın söylediği her şey doğrudur. Ve halk dediğimiz ne isterse yapar. Ve onların doğruları inanmamız gerekenlerdir diye düşünüyorum. Benim anladığım o, ama hala ben Hatice niye onu söylemiş onu bilmiyorum. Eyvallah. Yine fikrimle ilgili bir soru. Şimdi biz masada otururken o daracık aralar var. Hani bu Ankara barlarının kaderi aslında, böyle basık tavanlı sütunların olduğu, böyle sıkış sıkış masaların olduğu. Yani tamam, oturmakta sıkıntı yok ama hani sizin programlarda ekstra şeyler de oluyor. O aralarda onlarca kişi halay çekiyor. Hareketsiz bir şekilde çekiyorlar ama durdukları yerde çekiyorlar. Hani sahnede nasıl gözüküyor hakikaten bu? Aslında tüm figürleri yapıyorlar. Sen onu görmemişsin. Hatta böyle davulun üzerine çıkıp, davul olsa davulun üzerine çıkar. İki de davulun üzerinde figür atar. Ben de anlamıyorum abla. Hala yıllardan anlamıyorum. Hani o dar alanda nasıl giderler, gelirler, paslaşırlar. O da dediğim gibi ya. Hani sevgi ve gönül bağıyla ilgili bir şey diye düşünüyorum. Hani bu insanın yüreğindeki halay odur diye düşünüyorum. Aslında hani nasıl bir kocaman alanlarda değil mi halaylar çekilir? Ama oraya sığdırabiliyorlar. Bu da onların yüreğiyle ilgili, dostluklarıyla ilgili, bize olan sevgileriyle ilgili, türkülere olan, halaylara olan sevgileriyle ilgili. Bu böyle bir şey, böyle bir bağ diye düşünüyorum. Rezan abi yine yalnız bıraktınız ama. Yok yok, yalnız değilim. Dostlar var, bir sürü dost arkadaşlar var. Biz de anlamıyoruz. Ama tabii Tuğçe bizim için çok konuşma. Önemli. Bir kadın arkadaşımız ve bizim için çok kıymetli bir insan. Hani Tuğçe'den iki böyle güzel söz. Tabii dinlemek isteriz, söylemesini isteriz. Tuğçe Hanım'dan aslında kolay kolay söylemez ama yakarım ağzında... geceleri istedim ama en başta pek olumlu cevap bulamadık. Şimdi emri vaki yapmayayım da. Oraya gidince ya... Tabii söyleriz isterseniz. Sonra ama. Sonra. O bizim kabusumuz, yakarım geceleri. Biz seviyorduk o türküyü. Sonra günde 5 defa istemeye başlayınca bir soğuma oluyor insanda. İşte o bir senedir günde 5 defa olunca artık... Bir de şöyle bir şey söyleyeyim ben. Zorlamaya bu kendi düşüncem. Tuğçe Ahmet Kaya şarkılarını, onu da anıyoruz buradan. Ahmet Kaya şarkılarını söyleyen bence en iyi kadın sesi. Hakikaten. Yani bu başka... Bir sürü kadın sesinden duydum Ahmet Kaya şarkılarını ama Tuğçe'de böyle bir, hani tüm şarkıları güzel söylüyor tabii ki ama hani böyle hoş ve Ahmet Kaya'ya yakışan bence şarkılar söyleyen bir arkadaşımız Tuğçe. Hala bir şey söylemeyeme direniyor ama. Ya aslında o beş tane, günde beş tane çalmanıza sebep olanlardan biri de ben olabilirim. Hani herhalde programa yarısından katılan herkes tekrardan bir kez daha istiyor. Ama sağ olun, kırmıyorsunuz. Her seferinde çalıyorsunuz. Şimdi başta Ankara muhabbetine biraz girmiştik. Hani biraz daha deşelim. İnternete biraz baktım. Şimdi şey diyenler var. Ankara'da olup da İstanbul'da olmayan şeylerden diyor Kibele için. Bir de şey demişler. Ankara'nın en güzel yanı İstanbul'a dönüş değil, Kibele'yi canlı dinlemektir demiş. Hakikaten Kibele Ankara'da olmasaydı Kibele olabilir miydi? Ankara'dan da beslendi mi? Öyle sorayım. Ankara bir memur kenti ve bir öğrenci kenti. Böyle aslında sürü de
disiplinli bir kent bir defa. Biz çok disiplinli değiliz. Belki de hani o disiplini bizde görmedikleri için bizi sevmişlerdir. Ya yine en başa döneceğim. Hep böyle yürekten söyledik. Onlardan da hep böyle yürekten gözler gördük. Doğru söylemeye çalıştık. Politik bir kaygı türkü söylerken hiç taşımadık. İşte farklı politik düşüncelerde, farklı ideolojik düşüncelerde insanlar bizi izleyebiliyorlar. Bu çok önemli bizim için. Yani bir bara türbanlı gelip bir sürü türban takan ve bizim de saygıyla tabii ki yaklaştığımız bir şeydir o. Bizi dinleyen bir sürü kadın arkadaşımız var. Gelip alkol içmeden bizi işte 4 saat boyunca bizi dinleyen insan var. Bu bizim için bir önemli bir göstergedir. Bu iş dediğim gibi biraz işten öte sevgi bağıyla ilgili, türküleri sevmek, Anadolu'yu sevmek, dilleri sevmek. Çünkü biz bir de şöyle bir, şimdi sevgili Recep yok, klarnet çalan arkadaşımız, romandır. Ben Kürdüm, Mert Kürt Alevi, Türk Alevi, Balıkesirli sevgili Tuğçe mesela, Türktür ve çok güzel kurmancı şarkılar söyler. Sevgili Ercan bizim her zaman böyle ne derler omuzumuzdur. Bir de tabii hani bizi hep bir yani bir araya getiren en önemli özellik dediğim gibi iyi müzisyenlerin olması bir de şeyimiz yok ya yani hani arkada başka bir şey düşünemiyoruz hani yaşama dair, Türkiye dair, insana dair. Bu anlamda yaşama kıyımsız ve güzel bakmaya çalışıyoruz. Art niyetsiz bakmaya çalışıyoruz. Türkü dinleyen insan da art niyetsiz olmalı. Türkü söyleyen insan da art niyetsiz olmalı ki çünkü çok güzel bir şekilde söylenmiş. Sevgiyle söylenmiş. Anadolu'yla, Mezopotamya'yla söylenmiş. Hiç şeyi düşünmemiş. Yani türküyü söyleyen, yazan, çizen, düşünen hiç kimse bence bu topraklardan beslendiği için, bu topraklar çünkü yaşam bu topraklardan, her şey bu topraklardan bize miras. Keşke bundan sonra bu toprakları, bu yaşamı ileride gelecekte olan insanlara güzel bir miras olarak bırakabilsek. Bunlar hani ütopyamız. Ülkede zor ama bu ülkede. Ama yine de her ne olursa olsun yine türküler gibi temiz, doğru, art niyetsiz düşünerek öyle bakalım yaşama. Ve bakmaya da devam edeceğiz. Çaresi yok. Umut her zaman hem kalbimizde hem beynimizde olacak. Tamamdır. Aslında birkaç kısa sorum daha vardı ama o kadar güzel bağladınız ki süreye de baktım dolmak üzere. Ben kapanışı yapayım, sahneyi size bırakayım. Siz programı parçanızla bitirin. Teşekkür ediyoruz size. Biz teşekkür ederiz. Keyifliydi. Şimdi sizin için konser bitiyor ama tabii internetten izleyenler için. Biz etrafı bir kameraları, ışıkları toplayıp burada konsere devam edeceğiz. Kibele'yi dinlemeye biz devam edebileceğiz. Şimdi bu programın tekrarını ilerleyen günlerde YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza da abone olmanızı tavsiye ederim. Ayrıca bizi de Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Buraya gelen herkese de çok teşekkürler. Kibele'ye daha da büyük biz teşekkür ederiz sevgilerden. Şimdi sahneyi onlara bırakıyorum. Hepinize iyi akşamlar. 40 kişi Ankara işi. Bizim hep bizim ve Ankara'nın yanında oldukça bu bizi her zaman mutlu edecektir zaten. Eyvallah. Ankaralılar.
Sağ olun.